Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarındasınız. Şimdi GTA Online'da, GTA Online içerisinde Euro Truck Simulator oynayacağız. Nasıl olacak derseniz, VIP görevlerde böyle bir şey var. Bir tane şey alıyorsunuz, trailer. Onu belirlenen yere götürüyorsunuz. Bir şartı var sadece, public serverlarda oynayabiliyorsunuz ve en az sizin organizasyonunuz dışında bir kişi daha olması lazım. Çünkü onun engelleme durumu var. Ben bunu bir sefer yaptım az önce ve 24.000 dolar aldım. İyi para. Yalnız gerçekten de uzun yol veriyorlar. 4-5 mil en az yol veriyorlar. Bakalım şimdi ne olacak. Banka bölgesine gitmemi söylemişlerdi. Ben de oradan bir motor çaldım buna. Ve ben bu görevi arkadaşlar şeyde yapıyorum. Normal CEO görevleri yaparken bazen bekleme süresi oluyor. Depoyu doldurmaya çalışıyorum şu anda. Depoyu doldurduğumda en küçük depolardan 16 crate alan depoyu doldurduğumda tamamını bir seferde satmak için, sevkiyat yapmak için uğraşacağım. Evet. Bu götürmemiz gereken. Fakat bunu motorun arkasına takacak değiliz. Bir çare bulmamız lazım. Kayda başlıyorum demiştim kızım da onun için. Ha, şuradaki kamyonu alıp onu getirelim. Uzun yol şoförlüğümüze başlayalım. Bunu bağlama şeysi nasıl diye ben az önce arkasına önüne yanaştım, bağlandı. Fakat bunun altındaki ayaklarını kapatmadım herhalde. Nasıl kapanıyor hatırlamıyorum. Ha, kapandı, tamam. Kendisi kapanıyor. Şimdi 5.6 millik yolumuz. Yani GTA evreninde uzun bir yol. Gelip de hiç kimse bizi rahatsız etmezse bu görevle birlikte iyi para kazanırız diye düşünüyorum. Aslında bunu içeriden oynayacaksın ya. Şöyle. Etraf görünmüyor ama yani şöyle bakman falan gerekecek. Biz yine bildiğimiz gibi oynuyoruz. Etraf seyrede. Şehir çok detaylı zaten biliyorsunuz. Şehri göre. Bazı arkadaşlar bunun sokaklarını dahi çok iyi biliyor. Bu şehri o kadar ezberlemişler ki oynuyor. Hangi sokakta ne var onu bile biliyorlar. Şimdi tır oyunuyla GTA'yı, GTA'da zaten tırlı görevler vardı da GTA Online'da bunu para getiren bir şekilde sokmaları çok güzel olmuş. İşin en güzel tarafı mesela Euro Truck Simulator 2 oynadığınızda tamam bir şirketiniz oluyor, yeni kamyonlar alabiliyorsunuz vesaire ama paraya harcayacak yeriniz sadece yeni kamyon almak ve garaj almakla alakalı. Bunun dışında yeriniz yok. Burada kamyonculuktan kazandığınız parayla gidip araba alabilirsiniz mesela veya gidip üstünüze elbise alabilir, yiyecek alabilir, her şey yapabilirsiniz. Bu yönden harcama olanlar daha yüksek olduğunda güzel bir fikir olmuş, iyi de olmuş. Çok da güzel olmuş, çok da iyi olmuş. Şu anda bizden başka serverda bulunan tek adam da oyunu terk etti ama biz görevi almış olduk, bakalım. Ha yok, başkası gelmiş. Bizim ofisin yanından geçiyoruz. Bizim mahallesi bura. O da gitti, evet. Şu anda tek. Aslında bu görevi tamamlamaz. Sabahın erken saati arkadaşlar, şu anda bu saatte olduğundan dolayı fazla kimse yok. Bir de bir artım daha var. İnternet bağlantımın yavaş olduğunu size söylemiştim. İnternet bağlantımın yavaş oluşunun ilk defa bir faydasını gördüm. O da şu, oyun beni genellikle az kişiyle şeye atıyorum. Hatta bazen 2 kişi, 3 kişi, hatta 1 kişi olduğum bile şu anda gördüğünüz gibi durumlar olabiliyor. İnternet bağlantının yavaş olmasından kaynaklandığını araştırarak öğrendim. Tabi bu bir avantaj. CEO görevlerini sonuçta bir public server olduğuna göre tek başıma dahi olsun yapabilirim. Eğer kimse gelmezse büyük teslimatı da yapmayı düşünüyorum bundan sonra hemen. Onu da ayrı bir video olarak çekeriz. Crate deniyor ama ne denir ona bilmiyorum. 16 kapasiteli deponun tamamını doldurdum şu anda. Hepsini birden bir seferde teslimata başarılı olabilirsem teslimatta. Burayı soymamışız ha. Olur mu canım, burası soyulmamış. Burayı soyalım en kısa zamanda. Şuradaki markete. Karşıdakini de soymamışız. Bak buralara el atmamışız biz. Ne diyordum? Ha. Hepsini bir anda eğer teslim edebilirsen $240.000 verecek. Bu benim şu anki şirket sermayesinin yarısından bile fazla yani. Tam $430.000 paramız var zaten, o kadar kaldı. Bu depoyu doldururken hep $18.000 sürekli yatırım yapıldığı için iyice azalmıştı paramız. Şimdi $240.000 bir seferde alabilirsek eğer efsane bir görev videosu olmuş olacak. Bizim için şu ana kadarki en karlı görev videosu olacak. Heysler hariç tabi. Heysler. Gerçi heys videosu çekmedik de heyslerde bir seferde $1 milyon yakın para kazanabiliyorsunuz. Tabi heysin sonuna geldiğinizde. Bir de şeyi düşünüyorum. Martin Madrazo görevlerinden bir tanesi var. Sürekli tekrarlanabilen bir görev. Bir kızı kurtarıyorsunuz şeyden. Silahlı adamların elinden. Bunun basit bir yolu var. Nasıl derseniz Merryweather'ı arayıp helikopter çağırıyorsunuz. Ama şey, hani taşıma helikopteri. Basit helikopter çağırıyorsunuz. Gel beni al diye. Bunun maliyeti $1000. $1000'lık şeyden hemen sonra geldik sayılır. Şu askeri alana bırakacağız herhalde. $1000'lık masraftan sonra tabi bir de gelen helikopterin pilotunu öldürüp içine biniyorsunuz. $1000 artı Merryweather pilotu maliyetle $10.000 kazanıyorsunuz 5 dakika içerisinde. Gidiyorsunuz, kızın bulunduğu evin üstüne konuyorsunuz. Kız geliyor, biniyor. Geri getirip Madrazo'ya teslim ediyorsunuz. Ben dakika tuttum onu. Sabah 8'i 5 geçe başladı. 12 geçe bitti görev. Toplam 7 dakikada $10.350 kazandık. $1000 da helikopter çağırdığımız için vermiştik. $9.350 7 dakikada. Artık hesaplayın. Ben ilk defa yaptığım için belki yavaş kalmış olabilirim. Çünkü iniş kalkışlar biraz sıkıntı oldu. Nasıl olur? 1 dakikada oradan kurtardığınızı düşünün. 6 dakikada $9.350. 1 saat boyunca bunu aralıksız yaptığınızı düşünün. Cooldown süresi yok. Dönüşü kaçırıyordum az kalsın. Neredeyse $100.000 kazanırsınız. Bir saatte. Nasıl yapıldığını göstermemi istiyorsanız. Evet, $23.500 verdi. Nasıl yapıldığını göstermemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben de göstereyim. Bir dahaki videoyu da onun için çekmiş oluruz. İşin garibi buradan asistanı arayıp da yani mekaniği arayıp da araba istediğimizde gelmiyor. Hatta size şeyi göstereyim. Merryweather'ı. Merryweather'ı şöyle yapacaksınız görevde. Buraya gelir mi bilmiyorum da. Merryweather'ı arayıp Merryweather, because security is a private matter. What can I do for you? Helikopter pick-up diyeceksiniz. A helicopter has been dispatched. Şurada bekleyelim artık helikopter gelsin buraya. Bir donma oldu. Acaba yayında bir sorun mu var? Bakayım ben. Yok, sorun yok görünüyor. Merryweather helikopteri geliyor mu? Evet geliyor. Ama nerede? I'm landing. Stay clear of the blades. Şimdi bu gariban buraya geldiği zaman onu öldürüyorsunuz. Ne yazık ki. Ondan sonra helikopter sizin. $1000 helikopteriniz oldu. Kiralamış oldunuz yani. Ben bunu şimdi götürüp askeri alandan geçmeden tabi. Nereden geçeyim o zaman? Öbür tarafından mı dolanayım? Flying'imiz arttı bu arada. Askeri alana girmeden şuradan dolanarak bunu götüreyim ben. Ve ofisin üstüne konacağım. Hatta ofise değil şeye gideyim ya. Bir dahaki videomuzda teslimat yapacağımız için bakalım kimse var mı? Oo kalabalık olmuş, şimdi yapılmaz. Server'ın boş olduğu bir vakitte onu da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi yeni bir depo alıp o depoyu da doldurmayı düşünüyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.